Efkar baba. Ağzından lafı zorla mı alacağız? Ne bilmek istiyorsun? Kendi halinde bir fırıncı olduğuna inanmamızı beklemiyorsun değil mi? Oğlum, yıllardan beri mahalleden tanımıyor musun beni? Çocukluğundan beri. Tanıyamamışız demek ki. Elinde silahla milletin kafasına sıkacağın kimin aklına gelir? İnsan kendi kendine bir soruyor. Acaba fırıncı Efkar Baba bizden bir şey mi saklıyor diye. Sır tutmayı bilir misin? Erbabıyım. İyi dinle o zaman. Biz de bir zamanlar bir delikanlıydık. Kanımız hızlı akardı yani. Gençtik, dünyayı yakacaktık. Bir haksızlık, bir zulüm oldu mu dikilirdik karşısına. İster mahallemizde olsun anladın mı, ister dünyanın öbür ucunda. İşte tam da bizim kanımızın deli aktığı zamanlarda Bosna Savaşı patladı. Haberlerden görüyoruz. Korkunç bir zulüm var, korkunç. Yedi düvel bir araya gelmiş, gariban, mazlum insanlara zulmediyorlar, zulmün büyüğünü yapıyorlar. Oraya giden abilerimiz var, haber alıyoruz tabii. Silah yok, adam yok, şehir kuşatılmış. Gözüme uyku girmiyor, delireceğim sinirden. Yeni evliyim, bir oğlum daha 3 yaşında, bir tanesi kundakta bebe, 40'ı çıkmamış daha. Sonra bir gece ansızın bir haber geldi, hadi gidiyoruz diye. Hatun'a gittim. Dedim gitmezsem olmaz. Bir ömür affetmem kendime. Ne dedi? Gitme demedi mi? Demez. Demedi. Has hatundur. Altındı, bilezikti. Kıyıda köşede biriktirdi, paraydı. Ne varsa getirdi böyle koydu önüme. Dedim ki sen bunlarla çocuklara bakacaksın, almam. Gittin yani? 2 gün sonra oradaydık. Kaçak göçek girdik içeri. 2-3 yıl hiç haber alamadım onlardan. Ya orada şekli gördük tabii. Ne şekli? Herkes oradaydı be. Herkes, herkes. Hollandalısı, Belçikalısı, Fransızı, İngilizi. Korkunçtu, korkunç. Müslümanları kıtır kıtır kesiyorlardı. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Toplu mezarlar açıyorlar. Çoluk, çocuk, yaşlı demeden atıyorlar içine. Çok fenaydı, çok. Sonra dedik ki bu böyle olmayacak. Bu mazlumların kanı yerde kalmayacak. Buna göz yuman kim varsa hesap verecek. 5 arkadaş intikam yemini ettik ve başladık tek tek indirmeye hepsini. Öyle hangi milletten olduğuna bakmıyoruz ha. Tek tek indiriyoruz. Generalini de indirdik, askerini de indirdik, polisini de indirdik, ajanını da indirdik. Eyvallah. Ellerinize sağlık. Sonra anladılar tabii. Evlendik, peşimize düştüler. Beşimizden 3'ünü devirdiler be. 2 arkadaş kaldık. Anladık ki öldürene kadar peşimizi bırakmayacaklar. Biz de Kur'an'a el bastık. Kaybolduk, sır olduk. Ne adımız kaldı geride, ne de sanımız. Peki kimdi bu peşinize düşenler? Kimin canını bu kadar sıkmış olabilirsiniz ki? Ha. Anlaşıldı. Anlaşıldı, bu sır seninle mezara kadar gidecek. Eyvallah. Peki ya çocuklar? Ne oldu onlara? Ben hiç merak etmedim mi, hiç görmedin mi? Ben onları hep gördüm. Ama onlar beni görmediler, bilmediler yani. Öylece yıllarca etraflarında hayalet gibi dolaştım durdum sadece. Neredelerse söyle, gidelim konuşalım. Birini geçen hafta beraber şehitlikte defnettik.
Nasıl? Halim. Allah rahmet eylesin. Ömer. Diğeri de Ömer. Vay, hoş geldin Ömer. Hoş bulduk Efkar Baba. Az konuşalım mı? Hadi ben kaçtım. Ne? Geç. Ne oluyor oğlum burada? Ne oluyor? Cesetler bırakılmış sokağa. Halim'in katilleriyle ilgiliymiş falan. Evet, öyle diyorlar. Korkut. Kim yaptı oğlum bunu? Nasıl kim yaptı? Sen yapmadın mı? Ben niye yapayım lan? Katilim ben, mafya mı? Adamı infaz edeceğim sokak ortasında. Oğlum biz sen yaptın sandık. Dedik herhalde gitti adamları buldu, cesetlerini sokağa attı. Oğlum bak delirtme beni. Ne zannediyorsun lan sen? Böyle bir şey yapsam ne diyecek devlet bana? Aferin, eline sağlık mı diyecek? Ya bu adam da kardeşinin katili. Almışlar leşini sokağın caddenin ortasına atmışlar. Yapanın eline sağlık. Bana bak. Senin bu olayla bir ilgin, alakan olamaz değil mi? Diyelim ki var. Hadi diyelim ki ben yaptım. Oğlum Halim benim de kardeşimdi. Hem kardeşim hem damadımdı. Yapsam ne olacak? Ne yapacaksın? Gidip polise mi vereceksin beni? Alın bunu içeri atın, tutuklayın mı diyeceksin? Oğlum adam asker şehit etti, asker. Bak Korkut, sen şunu anlamamışsın. Devlet böyle gizli kapaklı iş yapmaz. Devlet kimseden saklanmaz. Şehidin hesabını da devlet gibi sorar. Tutar kulağından, mahkemeye götürür, hapse atar. Devletin raconu adalettir. Cinayet değil. Eyvallah. Sen öyle diyorsan öyledir. Yalnız sokakların raconunu da biz biliriz. Devletinkini değil. O senin işin.